hazine araçları yoksa meraları ya da değişim dışı alanların parselasyonu yapılsın, kimlere yapılsın, burada vatandaşın el yapabileceği alanlar ortaya çıkartan. Bu nasıl olacak? İlçe belediyesi bunu kontrol edecek. Çevre şehircilikte de bizim önümüze geldiğinde bir de uygundur işte. İhtiyaçları tespit edip ama sıkıntı şu. Burada hem toplantımızda yaklaşık 4-5 tane yaptık. Konuştan sorular birbirine yaptık. Yani bir mesafe kat edemiyoruz. En başta bu köy yerleşim yerlerindeki merhaba, orman arazileri, hazine arazileri geliyor. Hazine arazisinin nasıl size verileceği belli, orman arazisinin verilmeyeceği belli. Merhaba, nasıl merhaba çıkacağı belli. Öncelikle Karakay Muhtarı Zahmet Hoşgören Bey'in bir modeli açıklık teklifi olayım. Sayın Ali Dedikler de oldu. Birçok dosyayı sayede yapıyor. Buradan gitti. Biz de merkezden alıyoruz. Bu da doğru. İnşallah sizin huzurunda ben söz vermiş olayım. Bir sonraki dosyada ilçeden alalım. En büyük sıkıntı şu aslında. Geçen sene hibe dosyasına başvuranların %50'si yanlış, eksik ve hatalı başvurulardı. Yani devlete başvuran 100 milyon TL ise sonra inceleme yaptığımızda bu 50 milyona düştü. O zaman buradaki içindeki arkadaşların bu işin altından çıktı. İhtimali çok zor. Devlete olan, devlete sizin yanında pazar mesajı çarşamba geldiler. Burada yerinde dosya yaptı, çözdü, yardımcı oldu. Cumaş Mahallesi'nde ise kurulağına gitti. Bu çerçevede inşallah. Emriniz olun. Bir sonraki başvurularımızı bu şekilde alalım efendim. Bakın yani muhtarımız işgali meradan bahsetmişti. Biz de bütün muhtarlara şunu söylemek istiyorum. Yukarı binenlerde dahil olmak üzere. Bütün meraların sınırları belli. Kılıkçılar belli. Ada parseller belli. Havalısın içindeki karışık davetleri bizim genel günlük konuşmamız aynı bir ifade. Asıl Zuhan Bey şu bunu dile getirdiniz. Evet. Hem TEDAŞ enerji sahibi. Şimdi bizim 44 tane dileğimiz var. 44 dileği 2 senede yediyebiliriz. Doğru Karayolları TEDAŞ üzerinde, TEDAŞ'ın üzerinde sıkıntılar yaşadık. Şampi Bey'den. İkincisi, yere su işlerinin ya da toprak su zamanında yapılan kanallarla kanallar bir konu görülür, tamamlanmış. Bu kanallar yerine yapılması lazım. Üçüncüsü, genel ıslahlar. Genel ıslahlarında da harici yapılacak işler var. Tam ihale paralel iş makineleri, bunun imkanlarıyla yapılacak işler var. Yani paralel finans var. Çok değerli ağabeyim, bir saygıyla selamlıyorum. Hüseyin Sönmer'le, Gazi Genel Müdürü. Sayın Valim, İslamiye, Antep'in Doğu ilçesinde altyapı konusunda en talihsiz ilçemizde. Muhtarlar çok iyi bilir. Özellikle şehir merkezi, ilçe merkezinde kanalizasyon ve içme suyu şebeke yaptı. Neredeyse yok derece kadar aldı ve çok ciddi kayıplarımız vardı. 435 kilometre içme suyu yaptı, 250 kilometre kanalizasyon yaptı, 6251 metre yağmur suyu şebeke yaptı. Kardeşlerim, durmayı da selamlıyorum. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sizinle birlikte kurumsallaşan muhtarlık toplantımızda bizim yaptıklarımızı anlatma fırsatı oluyor. Muhtarlarımızdan eksiklerimizi dinleme fırsatımız oluyor. Sonuçta muhtarlarımız bizim elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız. Herkes seçiliyor. Seçildiği sırada da söz veriyor. Söz namustur. Bizim Cumhurbaşkanımızdan öğrendiğim bir şey yok. Ve dolayısıyla yeniden milletin huzuruna gittiğimiz zaman sizin söylediğiniz şeylerin yerine gelmesi gerekiyor. Hele değil de ben de bir olarak 2014 yılında başladığımızda şunu gördük, Nizip'le kıyasladığımızda Nizip'te tamamen altyapı meselesi bitmişti. Tamam. Arada en az bir 30-40 yıllık fark vardı. Biz bu aradaki farkı kapatmak için olağanüstü bir gayret gösterdik. Bu değerimiz niye güçlü? Cumhurbaşkanımız Gaziantep'e dair bütün işleri ben takip edeceğim diyor. Akşener Bakanımız ve vekilimiz var. Vekillerimiz var. Daha önemlisi, daha önce parlamentoda görev yapmış
ve şu anda Merkez Karar Yönetim Kurulu'na girmiş Şamil kardeşimiz var. Bölgeyi kanallarla yapılanlar nereden baksan 300-350 milyonluk Sayın Mahmut. Bu bölgeye yapılan destek var. Helal olmuş olsun İslahiye bana göre her şeyin en insan ediyor. O konuda ben sizin bir kız kardeşinizin bir bacınızım. Yapılması gereken ne varsa biz sizin emrinizdeyiz, hizmetinizdeyiz. Yola çıkarken söylediğimiz halka hizmet, hakka hizmet. Halka hizmet edelim, hakkın duasını, halkın duasını alalım ki hak da bize yardım etsin. Böyle bakıyoruz. Kuruluş felsefemiz bu. 20 yıldan beri bu alanda, vekillikte de, bakanlıkta da hep bu şekilde baktık. Biz İslamiye'ye göz bebeğimiz gibi baktık. İnancısı bu. Bütün hedeflerimiz, bütün yapmaya çalıştığımız şeyi nasıl 15 ay kapandıysa yeniden kapandıysa. Bizi mahvedelim. Bu kadar imkan, bu kadar fırsat varken biz bayramdan sonra inşallah mahallenin liderliğinde, müftü, bütün belediye başkanlarımızla yeni bir kampanya yapmamız çok hızlı %70 aşılamaya geçmemiz gerekiyor. Bu konuda Büyükşehir olarak ben ve arkadaşlarım, İstahiye'nin, Gaziantep'in emrinde ve hizmetinde olduğumu ifade ediyor. Bayramımız mübarek olsun diyor. Rabbim her şeyi gönlünce versin, sağlık ve afiyet versin diyor. Hürmetle selamlıyorum. Öncelikle hem Sayın Bakanımıza, ekibine, İsrail Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bazı rakamları dinlerken sadece rakam olarak dinliyoruz. GASKİ'nin sunumunda gördüm. 450 bin metre, yani 450 kilometre içme suyu döşemişler. Bu şu anlama geliyor. Buradan Ankara'ya kadar bunu döşemişler. Yani buna para bulsanız zaman bulamazsınız. Zaman bulsanız bunu yapacak adam bulamazsınız. Bu kadar kısa sürede önemli bir başarı. Osman Başkan'ın söyledi, bu şu anlama gelmiyor. Ya her şey büyük bir sahne, hiçbir sorun kalmadı. Ama çözülen sorunlara bakıldığında, kalan sorunlara çok rahat çözülebileceğini anlayabiliyoruz. Sizlere teşekkür ediyorum. Her birimizin ayrı bir derdi var, her birimizin ayrı bir sorunu yok. Barajına teknik olarak bizim sulanma ihtimalimiz var. Bir çalışalım üzerinde, konuşalım. Ne olur ne biter. O senelere zaten takip edeceğiz. Bu yeni yerleşim alanlarıyla ilgili yol alamıyoruz. Kaymakamlık bünyesinde bir komisyon kurulsun. Büyükşehir olsun, ilçe belediyesi olsun, tarım müdürlüğü olsun, orman olsun ve milli emlaklar arkadaşlarımız olsun. Buna bakalım. İşte biraz önce muhtarımızın dediği 74'te, 84'te Meral üzerinde ev yapıldığında bu konuda ne yapacak? Sizi mesele şu şekilde çözülecek. Diğer kurtarımıza diyelim ki sizin mesele asla çözülmeyecek. Bir başkandan başkasına hemen çözülecek değil. Sonuç itibariyle bu hazine arazisini de, orman arazisini de, mera arazisini de buradaki hazinenin hepsinin korunması lazım. Jandarma koruyacak, kaymakam koruyacak, vali koruyacak. Özel var mı sizde? Var. Sizde? Evet. Tamam. 10 bin litre şeyi verelim size, mazot verelim, ormanda, ormanla irtibatlı olmak şartıyla, yol değildir benim oraya. Kolpar'da kendine ne yapıyor? Yolu kendine süzü, ben sizlikleri öpüyorum. Tamam.